Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Günün Ev Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız hamdolsun. Bugünümüzde de duacıya sağlığımız üzerine. Biz bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Çok sevilen şekerpare tarifimizi yapıyoruz. Kime yapıyoruz? Yeğenime yapıyorum. Geçen geldiler bize. Videosunu çekmemiştim. Şekerpare yaptım. Ona az kalmış. Şimdi bana yapmadın hala diyor tekrardan. Onun için ona özel yapıyorum bunu. Selçuk eş için gelsin. Şöyle önce şekerparemizin şerbetini koyalım. Dört su bardağı şekerimiz var. 200 milimlik su bardağıyla. Hemen şöyle suyumuzu da ilave edelim. Aynı ölçümüzde. 4. Burada limonumuz var. Limonumuz da çok değil. Şöyle biraz damlattım. Yeterli. Ocağımızın altını açıp açık Ramazancığım. Nazik yok bugün yandı arkadaşlar. Onlar Nevşehir'e gezmeye gittiler eşiyle. Şekerimizi şöyle karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra bir 3-4 dakika kaynadım yeterli arkadaşlar. Çok koyu yapmayalım. Hemen bunu kaynamaya bırakıp hamurumuzu yoğurmaya geçelim. Şimdi burada 125 gram tereyağımız var. Tereyağımızı oda sıcaklığında biraz ısıttık. Beklettik yani. Burada yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Yarım çay bardağı pudra şekerimiz. Ölçülerimiz hepsi birebir. Yarım çay bardağı irmik. 2 tane yumurtamız var. Yumurtamızın bir tanesinin sarısını ayırdım üzerine. Öbürünün beyazını da bunun içine kattım. Bunu da şöyle dökelim. Burada aynı şu su bardağı ölçüsüyle 5 su bardağı diyorum. Çay bardağı ölçüsü 5 çay bardağı da unumuz var. Çay bardaklarımızın ölçüsü aynı arkadaşlar. Bir tane şöyle bir paket vanilyayı hepsini döküyorum. Kabartma tozumuz da şöyle bir çay kaşığı da kabartma tozumuz döktüm. Hepsini dökmedim. Şöyle kaşığımıza güzelce bir karıştırıp ondan sonra unumuzu yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başlayalım. Dediğim yerim gerçekten bu şekerpareyi çok seviyor arkadaşlar. Geçen biz de Aksaray'a giderken kahvaltı yaptık. Kahvaltı masasını kaldırır kaldırmaz herkese servis tabağıyla koydum. Herkes yedi tabii ki de yaptığım şekerpareden. Selçuk daha tepside var zannetmiş. Aksaray dönüşü Aksaray'a gittik ondan sonra gezmeye. Aksaray dönüşü hala sana geliyorum dedi. Ben de buyur geldim bilmiyor musun? Şekerpare yiyeceğim dedi. Ben de yok bitti dedim. Ondan sonra şimdi tekrardan onu ben yapmadı sayarım. Senin kendi çocuklarına yedi dediği için. Bugün ona özellikle şekerparesini yapıp götüreceğim. Şimdi unumuzu yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başlayalım. Dediğim gibi arkadaşlar bunun püf noktasından biri de şerbetini kesinlikle çok kaynatmayın. İçine almıyor. Sert kalıyor o zaman şekerpareleriniz. Kaynamaya başladıktan sonra en fazla 5 dakika en fazla. Ondan sonra altını kapatın. Şerbetimiz tamamen su olsun. Şekerpare fırından çıkar çıkmaz üzerine dökün. Bunu bizim çocuklar da çok seviyor. Çok yapıyorum. Ben hatta sık sık video atıyorum. Çok hoşuma gittiği için inşallah yeni gelen takipçilerim veya yapmayan takipçilerim varsa yaparlarsa çok güzel olur. Yani vazgeçilmezleri bir tatlılar olur evde. Biz ailede çok seviyoruz bu tatlıyı. Geri kalan unumu da 5 çay bardağı unumuzun hepsini ilave ettik. Bunu da güzelce şöyle yoğurun.
Şimdi arkadaşlar hamurumuzun yoğurulması yeterli. Şöyle şu şekil. Çok büyük yapmayacağım. Ebatları küçük küçük yapacağım. Kenarları içine doğru bükelim. Hepsini aynı modeli verelim. Şerbetimiz kaynamaya başladı. 2 dakika daha dursun, altını hemen kapatacağım. Şimdi şöyle bir tane yumurtamızın sarısı vardı. Onu güzelce çırptık. Hepsinin üzerine böyle serelim. Sürelim arkadaşlar. Serelim demişim. Kusuruma bakmayın. Ben çok heyecanlandığım zaman vallahi şaşırıyorum. Zaten siz beni anladınız. Şerbetim altını hemen kapattım arkadaşlar. Hatta şeyini de göstereceğim size. Şimdi soğumadan kıvamını da göstereceğim. Yumurtamız israf olmasın diye meyillere şöyle az sürdüğümüz yerlere sürelim. Şöyle çatalımızın yardımıyla ortasından bastırarak şekil verelim. Şu tarafa geçin biraz. Şimdi de ortasına ben pek koymuyordum ama bunda fındık koyacağım. Şöyle bunu götüreceğim için arkadaşlar daha güzel olsun. Ortasına fındıkları şöyle gömelim. Bunu eğer benim tarifte yapmayan varsa değerli takipçilerim inşallah yaparsınız. Hem hafif, ağır bir tatlı değil. Hem çok lezzetli. Şimdi bunu fırınımıza 180 derecede gönderelim, pişirelim. Ondan sonra şerbetimize birleştirecek. Şöyle şerbetimizin boyunu gösterin arkadaşlar bak.
Çok koyu değil. 5 dakika kaynattım, hemen kapattım altını. Şöyle geriden tuttum ki şeyin ısısı gelmesin telefonuma. Nar gibi kızardı şekerparelerimiz. Hemen çıkartıp şerbetiyle birleştireceğim arkadaşlar. Sıcağıyla telefonum ekran buhlanıyor. Şekerparelerimi şöyle alalım. Ocağımızın altını kapatıp şerbetimizle hemen birleştirelim arkadaşlar. Şerbetimi önden kaynattığım için soğuk. Hemen şöyle hepsinin üzerine gelecek şekilde dökelim. Hiç hamur olmuyor böyle yaptığınız mı? Tamamen şerbetin de içine güzelce alıyor. Şimdi ben bunu üzerini tepsimle kapatıp şerbetin içine alana kadar bekleteceğim. Şerbetimizin hepsini döktük. Evet canlar, şöyle hemen şekerparelerimizi küçük tepsime aldım. Köye götüreceğim için öbüründe bayağı bir az kalmıştı içinde. Az gözüküyordu. Bunu tam doldurdu. Şöyle iki tanesi de arttı. Bunları da hemen sizlere göstereyim. Şerbetini o kadar güzel aldı ki arkadaşlar içine. İçi bulgur bulgur gayet güzel duruyor. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.